ediyorum. Arada devam ediyor. Arada bile devam ettim. Ayşe Hanım'a şunu söyledim. Kızı kayıp. İtizlerinden biri kayıp. Ya Ayşe Hanım dedim ya. Ya gözünü seveyim dedim. Senin bu adam 55 yaşında. İki tane sözde eşi var. Adamı evine sokuyorsun. Kızını dondurmaya oraya buraya gezmeye götürüyor. Arabasını alıyor. Senin ruhu duymadı diyor ya. Yok salmadım ben bir. Aha salmadım. Vallahi salmadım. Abla kendileri ben gider. Benim ne biliyorum abla. Tamam. Şimdi kızım bir Aslı da hazır olacak mı arkadaşlar? Aslı'yı da göreyim. Yalan söylüyorlar ya. Tamam. Bana Abdullah söyler misin? Çok önemli ihbar gelmiş galiba. O ihbar kızımız nerede şu anda? Orada da olma ihtimali var. Senin kızın şu anda hamile. Adam hamile bırakmış. Tamam mı kardeşim? Şehir şehir gezdiriyor yani. Senin ruhu duymamış. Akıllı kadınsın sen. Ama çok akıllısın. Ama ben nereye gideyim? Nereye? Ben geldim çıktım. Ben aradım bulamadım ama her yeri aradım. Polisi arayayım iz yok diyor. Jandarmayı arayayım iz dur, yok diyor. Ben nereye söylesin. Gideyim? Abdullah elindeki ihbarı söyler misin? Sonra da hemen Aslı ile konuşacağız. Ahmet'in kızı da canlıda. Söyle Abdullah. Nasıl? Duymuyor mu beni Abdullah? Duyuyor. Evet Abdullah. Söyler misin? Nerede Hatice Nur? Nerede? Şu anda duyuyorum. Nerede Hatice Nur? Şu an duyuyorum. Evet. Didem Hanım öncelikle hemen şöyle başlayayım konuşmama. Az önce yayına bağlanmadan az önce öyle bir ihbar aldık ki belki de Hatice, kayıp Hatice konusunda sona geldik. Belki de Hatice Yıldız'ı bulmaya ramak kaldı diyebilirim. İnşallah. Fakat şu i̇nşallah, anda bunu inşallah. Araştırmamızın selahiyeti açısından şu anda dile getiremiyorum. Evet, evet, evet. Ben bir önceki ihbarımıza gelen görgü tanığının söylediklerini anlatayım. O gün neler oldu? Bundan bir hafta ya da 10 gün önce neler oldu? Hatice Ahmet Yılmaz'la beraber Yıldız ve yanında bir kadın ve bir adam daha var. Yani iki kadın, iki erkek. Buradan giriyorlar. İki kadın, iki erkek. Allah Allah. Tamam. Evet, evet. Fakat işin önemli kısmı görgü tanığımızın anlattığına göre burada hemen sağ tarafta hastanenin kafeteryası olmasına rağmen biraz daha kendilerini sanki gizler gibi hemen sağ buradaki ağaçların altındaki banklarda oturmayı tercih ediyorlar. Aa. Ve şu bankta evet evet bu bankta bir süre oturduktan sonra tabii oturanlar Hatice ve yanındaki diğer kızımız diyebilirim. Hı hı. Aynı Hatice yaşlarında. Diğer iki erkek de biri Ahmet olduğunu iddia edilen diğer erkek de yanlarında bu şekilde telaşlı bir şekilde dolanıyor. Bunu biliyoruz. Ve bir süre sonra Ahmet Hatice'yi alıp hastanenin acil servisinden tamam. Burada bir müdahale aldık. Tamam. Yani burada oturduktan sonra bir süre sonra acile geçiyorlar. Acil servise. Parkta neye müdahale ediyorlar önemli ya? Önemli kısım ise orası park özellikle değil mi ya? Sordum. Park değil mi orası ya? Park değil mi orası? Parkın nesine müdahale ediyorlar ya? Abdullah. Hastane bahçesine, hastane. Allah Allah'ım ya, ahiretmiş. Biz kızı arıyoruz. Hastaneye ilgili bir şey yapmıyoruz ki. Kayıp bir kızımızı arıyoruz. Ha, farkındalar mı? 16 yaşında kayıp bir kızımızı arıyoruz. Aferin Abdullah, süpersin. Evet, ha, evet. Lütfen, kayıp kızımızı arıyoruz. Tamam, tamam. Ben konuştum ama. Ben hastane yönetimiyle konuştum. Tamam. Ben anlatmayı devam vallahi ediyorum. Orada Devlet bana. Hastanesi Başhekimi bize görgü lütfen yardımcı olsun. Anlattığına göre. Güvenliği göndereceğine. Devam et Abdullah. Evet. Kaldı ki bakın buranın önemi şöyle ki burası bir resmi kurum. Dolayısıyla kamera kayıtlarından ve sonuç olarak hastaneye geliyor. Dolayısıyla bir kimlik ibraz etmek durumunda. O kullandığı eğer sahte kimlik kullanıyorsa ya da kimlikler kullanılıyorsa olayın akışı biraz değişebilir ve tez zamanda bulunabilir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi. Devam edelim. Aynı zamanda ben elimdeki resimleri Hatice'ye ait ve Ahmet'e ait elimdeki çıkarttım, bastırdığım resimleri burada çevrede birçok kişiye sordum. Kimisi simayan tanıdı, kimisi işte tanıyamadı. Fakat en önemlisi hemen karşıda bir esnaf lokantası işleyen bir hanımefendi var. O net bir şekilde hatırladı. Gidelim yani görsel oraya. Hafızasının kuvvetli olduğunu gidelim söyledi. Gidelim oraya. Evet. Gidelim evet. Lütfen. Hemen gidelim. Ayşe ağzı açık bakıyorsun. Ağzı açık bakıyorsun. Senin kızı nerelerde nasıl gezdiriyor bu adam? Evine sokuyorsun. Hala çekiyorsun. Kızlarının fotoğrafları var Ayşe'cim benim. Bak hem orduya götürmüş. Hem insanı çocuğu dövdü diyorsun. Çantasını da yakalıyorsun resmi. Çocuğu adam eşya alıyor. Her gün adamın evine gitmeye tamam. Devam ediyorsun. Nerede gittim her gün? Her gün de devam Abdullah dinleyelim. Abdullah dinleyelim. Abdullah dinleyelim. Ordudan kopmayalım. Ramazan ne kadar ordudan kopmayalım. Her gün gidiyor. Ha? Nerede her gün gittim Ramazan? Bir dakika. Nerede her gün bir dakika. Gittim annesi ya? Babası bekleyin bir dakika. Olan Allah. Olmuş bu. Ha.
Söyle, söyle lütfen Abdullah. Sesi kısalım. Tamam. Evet. Evet, iddiaya göre buralarda gayet beraberler. Hatta burada yemek yediklerine dair. Ama kızımız tedirgin. Var hanımefendinin söylediğine göre ve görsel hafızasının çok kuvvetli olduğunu. Evet, yani kızımız tedirgin. Bu hanımefendiden tedirgin olduğuna dair bir bilgi almadım ama diğer ihbarcımızdan, diğer görgü tanığımızdan kızın tedirgin olduğu bilgisi net. Ve Ahmet'in de telaşlı bir hali olduğu net. Bunu netliğe kavuşturabiliriz. Evet, hanımefendimiz orada. Evet. Evet. Çok eminim gördüğüme. Az önce diyor. Konuşmuştuk. Didem. Peki, bir hanımefendimiz de çok net bir şekilde kızını görmüş. Çok eminim diyor. Ben diyor gördüğüme eminim diyor. Evet, dinleyelim kendisini. Hanımefendi duyuyor mu bizi? Ha. Kızla bey vardı. Evet, burada yemek yediler, geldiler. Evet, kendileriydi. Ha, seninkisi kendisiydi. Evet, evet. Doğru. Evet, evet. Hamile mi kız Abdullah? Ben hamile mi? Peki, ruh halleri, hareketleri. Ya biraz endişeli, panik gibiydi. Öyle mi? Evet. Peki Ahmet'in yanındaki adamın hali nasıl? O kadar çok şantik, yoğun bir yer olduğu için o kadar çok önem vermedim. Abdullah beni duyuyor mu arkadaşlar? Evet. Hamile miydi kız? Dikkat ettiniz mi? Hamile miydi? Yok, hayır. Hayır, o kadar şey yapmadım. Evet. Hamile miydi? O kadar ben dikkat etmedim, onu ben bilemem. Kilolu muydu? Evet. Hayır. O kadar dikkat etmedim ama kendileri buraya geldi. Bir hafta önce evet bu mevkideydi. Doğru. Evet. Yani orada olduğuna gördüğüne emin mi Abdullah? Evet Didem Hanım. Ya yine dondu. Bir Aslı'ya gidelim mi? Ahmet Yıldız'ın kızını görelim biz şimdi. Bir Ahmet Yıldız'ın kızını görelim lütfen Pınar. Aslı'yı bir görelim. Aslı ile bir konuşalım. Hanımefendi Ordu'da gördüğüne emin. Aslı, senin baban şu anda Ordu'da mı? Kızı Ordu'da mı gezdiriyor? Nerede baban Aslı? Ordu'da diye biliyorum abla, haberim yok tam olarak. Bilmiyorum. Ha, sen de Ordu'da biliyorsun. O zaman bu ihbar doğru bir ihbar. Kızımız Ordu'da. Bilmiyorum abla. Ne zaman gitti baban Ordu'ya senin? Haberim yok ki abla benim. Tamam, Abdullah'ı da bir görelim lütfen. Peki Abdullah, şimdi kızından da öğrendik. O da babasının Ordu'da olduğunu biliyormuş. Hanımefendi o zaman görmüş. Şimdi hanımefendiye şunu sorar mısın? Evet. Kulaklık yok anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi 7 aylık hamile olduğundan bahsediyor. 7 aylık hamileyse... Kulaklık verebilir miyim? Versene Abdullah. Bir kadın... saniye isterseniz sizin sesinizi duysun. Bir kadın kadına konuşalım. Tamam, tam takın siz elinizde. Tamam. Hanımefendi. Düştüm bu arada, yayından düştüm. Tekrar ararsanız. Tekrar arayın lütfen. Şimdi sonuçta 7 aylık hamilelikten bahsediyoruz. Bu hamilelik de yalan o zaman. Hanımefendi orada, çünkü kızı da orada. Kızını da bu arada Aslı'yı da görür müsünüz bir yandan zaman zaman? Aslı'yı da, Urfa'yı da bir görelim. Aslı da ekranda olsun. Bana şunu söyler misin lütfen? Aslı, baban senin orada, Ordu'da kiminle beraber? Yanında Hatice değil, başkaları da var mı? Çünkü hastaneye iki kadın, iki erkek gitmişler. Yok abi. Vallahi haberim yok ki abla. Hiç konuşmadığımız için bilmiyor biz. Siz Ordu'da olduğunu ne zaman duydunuz babanızın, Ahmet'in? İşte biz en son televizyondan öğrendik işte. Show TV izlediğimizde öğrendik biz de. Ay, sen kendin biliyor musun Ordu'da olduğunu? Bana onu söyle. Biz sadece Ordu demedik. Biz başka yer, Malatya'dan da ihbar geliyor yani... dedik. Urfa'da da ihbar geliyor. Başka yerlerden ihbar geliyor dedik. Neden Ordu'da olduğunu düşünüyorsun sen? Ben orada olduğunu düşünmüyorum da bilmiyorum. Haberim yokla. Herkes öyle dediği için öyledir herhalde. Şimdi hanımefendi siz yani sonuçta duyuyor musunuz beni? Esnaf hanım orada beni duyuyor galiba. Hanımefendi duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz. Evet. Tamam, Didem ben hanımefendi. Evet. Didem Yılmaz ben. Şimdi siz kızımız 7 aylık hamileymiş. Dolayısıyla 7 aylık hamileyse yani bayağı bir karnın burnunda demektir. Gördüğünüz kişi genç kız 7 aylık hamile miydi? Karnı var mıydı yani? Yok, hayır, ben o kadar dikkatli bakmadım. Çünkü çok yoğun bir yer benim. Ama lokantam. Bak 7 aylık olsa görürsün ablacığım. Çok yoğun bir saatte geldi onlar. Yemek saatiydi. 7 aylık hamile olsa o hamilelik dikkatini çekerdi. Ya ben
Ben hayır size bir şey demiyorum bakın. Ben şunu anladım. Ben anladığım kadarıyla Ahmet'in ailesi birileri bunu kızı böyle söylüyor demeyeceğim. Ama birileri kızın hamile olduğunu söyleyip ailenin ondan vazgeçirmeye çalışıyor. Kızımız 7 aylık hamile ondan vazgeçirmeye çalışıyor. Sonuçta 7 aylık neredeyse doğuma gidecek yani. O kadar Hayır. Değil. Peki kızımız tedirgin miydi? Öyle bir şey yok. Hatice tedirgin miydi? Normalde çok da tedirgin değildi. Peki yani Hatice... Normaldi. Siz Hatice olduğunu fotoğraflardan görerek çok emin olduğunu söylüyorsunuz. Hafızanız güçlü mü sizin? Bir daha bakın fotoğrafa bakıyor şu. Full görelim hanımefendiyi, evet. Emin misiniz Hatice mi? Sesini verir misiniz arkadaşlar? Ses gitti hanımefendinin. Ne dediniz hanımefendi siz? Anlayamıyorum ki ne dedi. Fotoğraftaki kişi Hatice Nur mu? Fotoğraftaki kişi Hatice Nur mu? Yani sizin gördüğünüz kişi mi? Arkadaşlar seste problem var. Hanımefendi beni eğer Abdullah duyuyorsa... Tamam, gerek yok. Hanımefendi bana o olup olmadığı konusunda eminse bana söyleyin, ben mi kızıyla devam edeyim lütfen. Rica ediyorum. Abdullah duyuyor musun beni? Sen söyle bakayım Abdullah'cığım, duyuyor musun? Gördüğü kişi Hatice Nur mu? Ses gitti. Tamam, bir Abdullah'a sorun, ben mi kızıyla...